Şimdi sorumuzda bize diyor ki ifadesini çarpanları ayrılmış biçim aşağıdakilerden hangisidir diyor. Normal 3 terimli bir ifadenin çarpanları ayrılması. Bu öyle iki sayının çarpımı ki bu da o iki sayının toplamı şeklinde olmalı. Yalnız burası a çarpı bakın burayı dağıttığınız zaman eksi a eksi b şeklinde olacak toplamları. O zaman ben çarpımlarını eksi a ve eksi b diye tercih edersem. O zaman bu ikisinin çarpımı a çarpı b toplamları da eksi a eksi b yapar. O zaman ben bu ifadeyi x eksi a ile x eksi b şeklinde ne yapabilirim yazabilirim. İsterseniz bir dağıtalım Ne geliyor? x kare eksi bx eksi ax artı ab geliyor. O zaman biz burayı düzenlediğimizde eksi parantezini aldığımızda a artı b x artı ab gelecek. Burası x kare bize verdiği ifade oluşmuş oldu. O zaman sorumuzun cevabı x eksi a çarpı x eksi b olacak. Yani doğru cevabımız Ceyhan'dır. Şimdi bize verdiği ifadede a'yı ve b'yi vermiş. a kare artı 2ab artı b kare ifadesinin değerini sormuş. Şimdi a ve b yerine bu değerleri yazmak yerine bize verdiği ifade aslında bizim için a artı b'nin parantez karesidir. O zaman biz ne yapıyoruz? 3,6 ile 2,4'ü topluyoruz. Kaç yapıyor? 6 yapıyor. 6'nın karesi de kaç gelecektir arkadaşlar? 36 gelecektir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız denizlidir. Şimdi bize ifadesinin en sade hali şekerden hangisidir diye sormuş. Şimdi şuradaki 3 terimli ifadeyi bir kere çarpanlara ayırmamız lazım. Şimdi sol taraftaki ifadeyi 3x ve x diye ayırdık. Şimdi onu öyle çarpanlara ayıralım ki ya 5, 2, 2, 5 diye ya ya da 1, 10, 11 diye ayıralım. Çapraz çarpımı yaptığımızda burası eksi olduğu için çapraz çarpımın farkları kaç gelsin? 7 gelsin. O zaman mesela 10 ile 1 diye ayırsak mesela buraya 10 verelim buraya 1 verelim. Ama çapraz çarpımı yaptığımızda şu an farkları kaç yaptı? 7 yaptı ama ne istiyor bizden? Eksi 7 x istiyor. O zaman burası eksi burası artı olsun. Yazarken ne yapalım? Sağa doğru yazalım. Yani bizim ifademiz ne oldu arkadaşlar? 3x eksi 10 ile x artı 1'in çarpımı oldu. Sol üst taraftaki. Bölü alt taraf aynen 3x eksi 10 olarak kalsın. Şimdi burada bölü var. Yani ne yapıyoruz? Ters çeviriyoruz. Çarpıyoruz. x eksi 1 yukarı geldi. x kare eksi 1 aşağıya geldi. Orası da 2 kare farkıdır. x eksi 1 ile x artı 1'in çarpımı şeklindedir. O zaman biz bu ifadeyi şimdi sadeleştirirsek. 3x eksi 10'lar birbirini götürür. x artı 1'ler birbirini götürür. x eksi 1'ler de birbirini götürdüğü zaman elimizde bir şey kalmadı. Ve cevabımız ne geldi arkadaşlar? Bursa geldi. Yani doğru cevabımız 1'dir. Şimdi m ve n değerlerini vermiş. m-n'in -E parantez karesi artı 4mn demiş. Şimdi bu aslında güzel bir ifade. Burasını açmadan ortadan ne geleceğini bir kere anladığınız zaman ne gelir ortadan? Eksi 2mn gelir. 4mn ekleyeceksiniz. Yani nasıl oluyor? m kare eksi 2mn artı n kare artı 4mn yapıyor. Şimdi burayı düzenlediğiniz zaman bu sefer ne oldu? M kare artı şunla şunu topladığınız zaman bu sefer ne gelecek? Artı 2 M N gelecek. Artı N kare geldi. Yani bu ifade neye dönüştü? M artı N'in parantez karesine dönüştü. O zaman bize verdiği ifadeyi biz ne yapıyoruz? Topluyoruz. Yani M ile N'i topladığınız zaman eksi 2 ile artı 2 birbirini götürüyor. 2 kök 3 yapıyor. 2 kök 3'ün de karesini aldığınız zaman 4 çarpı 3'ten 12'dir diyebiliriz arkadaşlar. Yani doğru cevabımız Ceyhan'dır. Şimdi 3 tane öncül vermiş. Bu öncüllerden hangileri bu ifadenin çarpanlarından biridir diye sormuş. Öncelikli olarak biz bu ifadeyi bir çarpanlara ayırmaya çalışalım. Şimdi hepsinde x var. İsterseniz öncelikli olarak bir x parantezini alalım. O zaman ne oldu? x küp artı x kare artı, artı x artı 1 yaptı. Şimdi Gruplandırma yöntemiyle çarpanlar isek mesela bu ikisini x kare parantezine alsak x kare parantezine aldığımızda oradan ne kaldı? İlkinden x kaldı ikincide de 1 kaldı. Şimdi böylece sağ tarafta da x artı 1 var. O zaman bir tane x artı 1 de yine böyle bir grup şeklinde ifade edersem tabi burada bir dışarıda da bir tane x'imiz var. Şimdi ne oldu? İki ifadede de x artı 1 oldu. O zaman ben içeriği x artı 1 parantezine alırsam ne gelecek? İlkinden x kare gelecek. ikinciden de artı 1 gelecek. Yani x kare artı 1 oldu. Bir de başında ne var arkadaşlar? x var. Şimdi çarpanlara baktığınızda x eksi 1 diye bir çarpan buradan geliyor mu? Hayır gelmiyor. Birinci öncülümüz iptal. Üçüncü öncülü zaten direkt meydanda. Üçüncü öncülümüz direkt çarpanlarından biri x kare artı 1'dir. Okey. Bakın şimdi şu ifadenin içerisinde x artı 1 ama mesela istersen ben bunu şöyle de yazabilirim. Eksi x çarpı eksi x eksi 1 diye yazabilirim. O zaman ikinci öncülde ne olmuş olur? Çarpanlarından biri olmuş olur. Yani siz 48'in çarpanlarından biri 4 ve 12'dir diyebilirsiniz. Biri 4'tür diyebilirsiniz ama şunu da söyleyebilirsiniz. Çarpanlarından biri eksi 4'tür hocam. Diğeri de eksi 12'dir de ne yapabilirsiniz diyebilirsiniz. Çarpanlarını zıt işaretle söyleyebilirsiniz. Ondan dolayı ikinci öncülde bizim çarpanlarımızdan biridir. O zaman doğru cevabımız ne olacak? 2 ve 3 yani doğru cevabımız denizdir arkadaşlar. Şimdi ifadesin en sade değerli hangisidir demiş. Şimdi ortak çarpan parantezini almaya çalışalım teker teker. Mesela burayı x parantezini alıp x artı 3 şeklinde ne yapabiliriz yazabiliriz. Şimdi alt taraftaki ifadeyi hiçbir şey yapmasak 4 parantezini alsak x kare eksi 1 şeklinde yazarız. Mesela geldik ortadaki ifadeye. Ortadaki ifadeyi 2x parantezini alsak ilkinde x kaldı ikinciden de artı 1 geldi. Şimdi mesela burası x kare eksi 9 x eksi 3 ve x artı 3'ün çarpımıdır diyebiliriz arkadaşlar. Burada böyle ne yaptık yazdık. Şimdi çarpı burası da 3 terimli bir ifade. Artı 3 eksi 3 de eksi 1'in çarpımı. O zaman x eksi 3 ve x eksi 1 diye yazabiliriz. Şimdi üst tarafta ne var? x var. x artı 3 var. 2x var. Değil mi? Genel olarak böyle baktığımız zaman x artı 1 var. x eksi 3 var. Ve x eksi 1 var. Alt taraftaki ifadeye baktığınızda 4 var. Şimdi şurada x kare eksi 1 var. Orası da 2 kare farkıdır deyip x eksi 1 ile x artı 1'in çarpımıdır diye yazabilirsiniz. x eksi 3 var. x artı 3 var. Sırayla gidiyorum. Bir de ne var? Şurada x karemiz var. Şimdi buradaki ifadelerde sadeleştirmeler varsa onları yapalım beraber. x artı 1'ler birbirini götürdü. X eksi 3'ler birbirini götürdü. Şuradaki X artı 3 ile şuradaki X artı 3 birbirini götürdü. Şuradaki X eksi 1 ile X eksi 1 birbirini götürdü. Daha sonra mesela şuradaki, şuradaki X ile şuradaki X'i çarparsanız X kare yapar. Bu ikisinin çarpımı buradaki X kareye götürdü. Yukarıda bir tane 2 kaldı. Aşağıda da bir tane 4 kaldı. O zaman 2 bölü 4 de olacaktır arkadaşlar? 1 bölü 2 olacaktır. O zaman doğru cevabımız nedir? Bursa'dır. Şimdi bilgi vermiş a eksi b'nin parantez karesinin açılımını ve a artı b'nin parantez karesinin açılımını vermiş. a artı b 20 a çarpı b 8 ise bize ne sormuş arkadaşlar? a eksi b'nin parantez karesini sormuş. Şimdi bir şöyle söylediğimiz bir ifade var. Aslında a artı b'nin karesini şöyle yazabiliriz arkadaşlar. a kare artı b kare artı 2ab şeklinde yazabiliriz. Ben bunu değer bulma sorularında kullanıyorum. Mesela a artı b A kare artı B kare bir de A çarpı B. 3 taneden 2 tanesini biliyorsak ne yapabiliriz? Üçüncüyü bulabiliriz. Yani ben A artı B'nin 20 olduğunu biliyorsam 20'nin karesi 400 eşittir. A kare artı B kareyi bilmiyorum ama bekleteyim. A çarpı de kaçmış? 8 8'miş. O zaman burası 16. O zaman burası A kare artı B kare geldi. A kare artı B kare içinde biz ne diyebiliriz? 384'tür diyebiliriz. Peki bana sorduğu soru ne arkadaşlar? A eksi B'nin parantez karesi. O zaman biz A eksi B'nin parantez karesini alacak olursak onu da nasıl yazalım? A kare artı B kare eksi 2 AB diye yazalım. Şimdi ben A eksi B'nin parantez karesini bana sorduğu ifade. A kare artı B kare ifadesi yukarıdan buradan çekebiliriz. 384 eksi 2 tane A çarpı B. A çarpı B'nin de 8 olduğunu biliyoruz. O zaman biz ne yapacağız? 384'ten 16 çıkartacağız. 368 gelecek bizim sorumuzun cevabı. Yani doğru cevabımız Denizli'dir. İfasinin çarpanlarının biri aşağıdakilerden hangisi değildir diye sormuş. Şimdi biz burada x kare eksi x'in parantez karesini açıp ifadeyi devam ettirsek biraz ortalık karışabilir. Şöyle bir şey yapalım isterseniz. x kare eksi x'e isim verelim. Daha kolay önce bir çarpanlara ayıralım. Ondan sonra bir tık ileriye gidiyorsa soru ileriye götürelim. Şimdi x kare eksi x ifadesine biz ne dedik? A dedik. A kare eksi 18 a artı 72 geldi bizim ifademiz. Şimdi burası öyle iki sayının çarpımı ki artı olduğu için toplamları eksi 18 gelecek. Yani mesela 6 ile 12 gibi. Ama ben bu tercih ederken eksi 6 ve eksi 12 diyeceğim. O zaman devamı bunu nasıl gelecek? A eksi 6 ile a eksi 12'nin çarpımı şeklinde gelecek. Peki a dediğimiz şey ne arkadaşlar? x kare eksi x. O zaman ne oldu? x kare eksi x eksi 6 ile x kare eksi x eksi 12'nin çarpımı geldi. Şimdi devam edelim. 6 öyle x sayının çarpımı ki buradaki işaret eksi olduğu için farkları bir gelsin. Yani biz onu nasıl yazalım? x eksi 3 ile x artı 2'nin çarpımı şeklinde yazalım. Aynı şekilde burayı da ne diyelim? Eksi 12 öyle iki sayının çarpımı ki burası eksi olduğu için farkları 1 gelsin. 4 ile 3 gibi. Ama eksi 1 geldiğine göre eksi 4 artı 3 diyeceğiz. Yani burası da ne geldi? x eksi 4 ile x artı 3'ün çarpımı geldi arkadaşlar. Şimdi çarpanların biri değildir demiş. x eksi 3 varmışlıklarda yok. x artı 2 varmışlıklarda var. x eksi 4 varmışlıklarda var. Şimdi dikkatli baktıysanız bu 3'ü direkt yok. Ama hani birleştirerek belki bu çarpanları oluşturabilirsiniz. Mesela x eksi 3 ile x artı 3'ü çarparsanız ne yapar arkadaşlar? Burası 2 kare farkında x kare eksi 9 diye bir çarpan gelebilir. O zaman c şıkkındaki ifade de çarpanlarından biridir diyebiliriz. Şimdi x artı 4 diye bir çarpanı yok. O çok net belli. E şıkkındaki ifadenin çarpan olduğunu gösterelim. Mesela şu ikisini çarparsanız yani x artı 2 ile x eksi 4'ü çarparsanız. Şimdi mesela bunun çarpımında pratik olarak ben şöyle söylüyorum. İki, çarpıyorum önce birincileri. Şu ikisini toplamı eksi 2 buraya eksi 2 x yazıyorum. Bu ikisinin çarpımı eksi 8 eksi 8 diye yazıyorum. Gördüğünüz gibi e şıkkındaki ifadede bir çarpan olarak geldi. Yani ben onu başka türlü de yazabilirim. Mesela siz istediğiniz söyleyin. Mesela x artı 5 ile x eksi 7'nin çarpımı. Hemen hızla şöyle yapın. X kare yazın. X'in toplamını eksi 2 X diye belirtin. X'in çarpımı x eksi 35 diye bir kere de dağıtma işlemi yapmadan ne yapabilirsiniz isterseniz hızdan yapabilirsiniz. A ve B birer pozitif gerçel sayı olmak üzere böyle bir eşitlik vermiş. Buna göre bu oran kaçtır diye sormuş. Şimdi bana verdiği ifade a kare eksi 3ab eksi 4b kare eşittir 0. Orada b yokmuşçasına çarpanları ayırabilir miyiz? Mesela eksi 4 öyle iki sayının çarpımı ki bu eksi olduğu için farkları 3 gelsin. Yani 4 ile 1 ama farkları toplamları gibi eksi 3 olacağı için eksi 4 ile 1 diye söyleyelim. O zaman tabii şimdi bu b kare olduğu için aslında biz bunu nasıl söyleyeceğiz? Eksi 4b ile b'dir diyeceğiz. O zaman a eksi 4b ile A artı B'nin çarpımı kaç gelecek arkadaşlar? Sıfır gelecek. Şimdi pozitif olmasından mütevellit A ya 4B'dir ya da eksi B'dir'den bir tanesi olmayacak. Mesela bu ifade olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü A ile B zıt işaretli oluyor burada. Demek ki biri pozitif biri negatif oluyor ama bu ifadenin ikisinde pozitif olmasını istiyor. Demek ki A dediğimiz şey neymiş? 4B'miş. O zaman gidip A yerine ne yazıyoruz arkadaşlar? 4B yazıyoruz. Buraya da 4B yazdık. Buraya da 4B yazdık. O zaman 4B'den B çıktı. 3B yaptı. 4B'ye B ekledim. 5B yaptı. Bunları oranlarsanız cevabınız ne gelecektir? 3 bölü 5 gelecektir. Yani doğru cevabımız Bursa'dır. İfadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi ifade biraz düzenlenmeye muhtaç bir ifade. O zaman ilk parantezi biz payda eşitleyerek yazalım isterseniz. A kare eksi 4 bölü A diye yazdık. Şimdi ikinci ifadeyi de payda eşitleyerek yazalım. Onu önce şunu burada yapalım. Mesela 6 artı a kare artı 5a bölü a'dır diyelim. Şimdi burada bölme işlemi var. O zaman ters çevirip çarpalım. a'yı yukarı yazalım. Şimdi bunu da düzelterek yani bizim tanıdık olduğumuz bir ifadeye benzetelim. Yani büyükten küçüğe dereceleri büyükten küçüğe doğru yazalım. a kare artı 5a artı 6 diye yazalım. Şuradaki a'lar birbirini götürsün. Şimdi şöyle sağ alttaki ifade 6 öyle iki senin çarpımı ki toplamları 5 gelecek. O zaman a artı 3 ve a artı 2 diye çarpanlarına ayrılabilir. Şurası da akar eksi a eksi 4'tür. a eksi 2 ile a artı 2'nin çarpımıdır. Üst tarafı çarpanlarına ayırdık. Alt tarafta a artı 3 ile a artı 2'nin çarpımı. a artı 2'ler birbirini götürecek zannedersem burada. Bizim elimizde ne kalacak arkadaşlar? En sade halinde a eksi 2 bölü a artı 3 kalacak diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Bursa'dır. İfadesini sadeleşebilir bir kesir olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı nedir demiş. Şimdi şöyle yapalım. Üst taraf çarpanın ayrılıyor. Eksi 5 ile artı 3 şeklinde. O zaman üst tarafı nasıl ayırdık? X eksi 5, X artı 3 şeklinde. Ve alt tarafta ne oldu? X artı A oldu. Şimdi bu ifade sadeleşebiliyorsa bizim A değerimiz ya 3 olmalı Bunlar birbirini götürmeli. Ya da eksi 5 olmalı. X eksi 5 olsun bunlar birbirini götürmeli. O zaman buradan A'nın alabileceği iki tane değer var. Biri 3'tür diğeri de kaçtır arkadaşlar? Eksi 5'tir. Bize sorduğu şey A'nın alabileceği değerler toplamıydı. O zaman 3 ile eksi 5'i toplarsanız kaç yapacaktır? Eksi 2 yapacaktır. Yani doğru cevabımız C'handır arkadaşlar. Şimdi x ifadesi için bunu söylemiş. Buna göre x küp artı 3x kare artı 3x artı 1 ifadesi nedir diye sormuş. Şimdi bu ifade bizim tanıdık olduğumuz ifadelerden bir tanesi. Şimdi bu tip sorularda oturup x yerine bunu yazmak çok doğru bir davranış olmaz. Şuraya baktığınızda bu ifade ne gelecek arkadaşlar? x artı 1'in kübü gelecektir. O zaman gidip x gördüğünüz yere bunu yazarsanız küp kök 5 eksi 1 artı 1 bu ifadenin kübünü alacağız. E şimdi oradaki eksi 1 ile artı 1 bir birbirini götürünce o zaman ne oldu? Küp kök 5'in kübü oldu. Buradan doğru cevabımız ne gelecektir? 5 gelecektir. Yani doğru cevabımız Ceyhan'dır.